Başka yolculuk. Bunu hissedebiliyorum. Yeni hatırlamam o eski zaman şarkılarını söylerken çok coşkulu söylüyorlardı. Arabamın atları. Dehte aman dalgacı ilk kez bu kadar ciddi görüyorum. Gökyüzündeki o beyaz ayazları görmek mümkün mü dersin? Sanmıyorum ama umut işte. Siz ne konuşuyorsunuz aranızda fısır fısır? Eskileri yad ediyorduk öykücü. Hatırlar mısın? Şuradaki kaldırımın üstünde küçük seyyar eski bir kahveci araban vardı. Kömür ateşinde pişer bir kahvede. O samimi kahvenin köpüğüne de yansırdı. Şimdiki yaptığın kahveler gibi az köpüklü değil. Ya benim şenlik kırmızı rengi bir simitçi tablom hatırlıyor musun Ökücü? Hatırlıyorum. Onu elden çıkarıp şu küçük kulübeye hapsolup kaldım. Nasıl bağırıyordum onu da hatırlıyor musun? Haydi taze taze Mart simidi geldi. Nasıl unutabilirim ki o sese koşturuyorlardı haylazlar. Çocuklar Martlar aramaya gitti Ökücü. Hangi çocuklar? Hani sabah şarkıda sistem ettiğin, kaptanla çekiştirdiğin çocuklar var ya onlar işte. Beni avutmak için söylemiyorsun değil mi? O beş çocuk Mart'ı aramıyor mu gitti? Evet sayın öykücü. Kaptanla dalgacı da onlarla beraber gitti. Yani anlayacağın ekip sağlam. Ah benim çocuklarım. Martılar şarkı söyle. Çocuklarım.
Tek istediğim o eski günlerin sadeliği. O mutlu insanların gülümsemeleri. Geri ver. Onları geri ver. Geri verin onları. Ben bir şeyler buldum. Burada diyor ki martılar kutuplar ve çöller aç her yerde yaşarlarmış. Martılar genelde balık devesi yapmışlarmış. Martıların simit yediği tek yer bu ülkemiş. Yani balıkçılığı büyük, şu simiti alıştırmışız. Denize atılan plastikleri de yiyorlarmış. Özellikle şişe kapaklarını. Yediklerimiz bu plastik midelerinde tokluk kesme neden olduğundan zayıflayıp ölüyorlar. Ne? Ölüyorlar mıymış? Ne oldu? Neden öyle tepki verdin? Ben birkaç kez denize plastik kapak atmıştım da. Ne yaptım ben? Tamam, devam edelim biz bilgilere. Başka neler diyor? Martılar çok zeki kuşlarmış, birbirleriyle iletişim kurabiliyorlarmış. Mesela bir vapurdan simit atıldığında birbirlerine göre tayin yapabiliyorlarmış. Yani bireysel bir kuş değil bu martı. Toplum olmayı, birlikte yaşamayı başarmışlar. Birbirlerine çelme takmayı değil, destek olmayı amaç edinmişler. Aferin sana, sen ne güzel cümleler kurmaya başladın öyle. Bakın, bunu çok sevdim. Martılar gürültücü kuşlarmış. Şarkı söylemeye bayılıyorlarmış. Özellikle liman ve kumsallarda kor halinde konser veriyorlarmış. Ne kadar da benziyorlar değil mi? Kime benziyor? Tabii ki biz insanlara. Madem bize bu kadar benziyorlardı, neden bize bırakıp gittiler dalgacı? Belki onların alıştığı tarzda insanlar gitti. Yerini çok farklı insanlar aldı. Onların yerinde olsam ben de gider saklanırdım herhalde. Bu arada nerede kaldı diğerleri? Alt tarafı ilk kitap bulup gelecekler. Bakın giderim ha. Geldik. Çok kütüphanedik, zar zor bulabildik. Neredeydik kitaplar? Depoya atılacak kitapların arasından çıktılar. Kütüphanede söylediğim yıllardır yazarlar arayıp sorulmamış. Bir zamanların en meşhur, en çok okunan yazarlarıymış bekisi. Fakat şimdi kitapları bile satılmamış. Bunu sormuşlar yani dalgacım. Geçtik mi diyorduk biz de siz gelmeden önce. Baksanıza içimizdeki güzellikleri yeni yeni yazan yazarları dahi hatırlamaz olmuşuz. Çocuklar karamsar olmak istemem ama oyunumuzun sonu çok kötüye gidiyor. Martıları bulamayacağız. Öyle hemen yılmayalım. Bir yola çıktık. Geri dönmek kendimize ihanet etmek olacaktır. Herkes aynı görüşte mi? Evet, tabii ki bulacağız martıları. Onlarla birlikte ben de şarkı söyleyeceğim. Ben de bu yoldayım. Onları bizden uzaklaşarken hizmet etmek istiyorum. Ben zaten taşının başıyım dalgıcı. Varız dalgıcı. Sonuna kadar martı kovalayacağız. Uzaklara gitsek, unutulsak bile. O halde